Şimdi seninle bir dil bilgisi konusunu birlikte işleyeceğiz. Yeni konumuz isimler ve isim tanımlamaları. İsimleri 9. sınıf edebiyat fasikülleri anlatımında görmüştük. Şimdi isimlerin kurduğu söz öbekleri olan isim tanımlamalarını göreceğiz. Ancak isim tanımlamalarına geçmeden önce isimler hakkındaki bilgilerimizi kısaca hatırlamakta fayda var. Şimdi seninle isimleri kısaca hatırlayalım. İsimler varlıkların karşılıkları olan sözcüklerdir. Başka bir deyişle biz herhangi bir varlığı onun ismiyle anlarız. Söz gelimi gözlük dediğimizde aklımıza görme kusurlarını gidermekte kullandığımız ve göze takılan araç gelir. Ya da elma dediğimizde yediğimiz bir meyve, perde dediğimizde evlerimizin pencerelerini örten nesne aklımıza gelir. Şimdi biz bu isimleri çeşitli özelliklerine göre gruplara ayıracağız. Bunu daha önce de yapmıştık, hatırlayacağını umuyorum. Varlıklara verilişlerine göre isimler ikiye ayrılır. Özel isim ve tür ismi ya da cins ismi. Özel isimler bir tek varlığı karşılayan isimlerdir. Tek olan, eşi benzeri olmayan varlıkların ismidir. Türk, Tuz Gölü, Asya, Mehmet, Pamuk, Çap Yayınları, Ay, Türkçe, Karadeniz birer özel isimdir. Tür ismi ise aynı türden pek çok varlığı karşılayan isimlerdir. Kuş, masa, ağaç, çocuk, akıl, okul birer tür ismidir. Varlıkların oluşlarına göre isimler de üçe ayrılır. Bunlardan ilki somut isimler. Beş duyu organından herhangi biriyle algılayabildiğimiz kavramların isimleri somut isimdir. Çiçek, ağaç, ses, koku, sıcaklık gibi. Soyut isimler ise beş duyu organımızla algılayamadığımız, zihnimizle kavradığımız varlıkların isimleridir. Aşk, akıl, sevinç, mutluluk, iyilik, heyecan, rüya gibi. Üçüncü olarak iş ve hareket ismi. Bunlar bir fiilin ismidir ve aynı zamanda bir fiilimsi türü olan isim fiildir. Oynamak, yürüme, bekleyiş gibi. Varlıkların sayısına göre isimleri de üçe ayırıyoruz. Bunlar birincisi tekil isim. Çoğul eki almamış isimlerdir. Bir tek kavram ya da varlığı belirtirler. Ağaç, ev, taş, çiçek, kağıt, ev, dağ birer tekil isimdir. Çoğul isim birden çok varlığı anlatan isimlerdir. Tekil isimlere ler eki getirilerek oluşturulur. Ağaçlar, evler, çiçekler örneklerinde olduğu gibi. Topluluk ismi ise kapsamındaki varlıkların birden çok olduğunu bildiren isimlerdir. Topluluk isimleri tekil ya da çoğul olabilir. Sürü, ordu, ulus, tekil topluluk ismi, ormanlar, desteler, ekiplerde çoğul topluluk ismidir. Burada topluluk ismiyle ilgili bir uyarımız var. Hemen ona bir bakalım. Bazı isimler mecazi mürsel yoluyla topluluk anlamı kazanabilir. Örneğimiz de burada sınıf bugün pikniğe gitti cümlesindeki sınıf mecazi mürsellidir ve sınıftaki öğrencileri kastettiği için de topluluk ismi olmuştur. Şimdi de seninle isimlerin kurduğu söz öbekleri olan isim tanımlamalarına başlayabiliriz. İsim tanımlamaları en az iki ismin birbirini sahiplik yani iyilik anlamıyla tamamladığı söz öbekleridir. İsim tamlamalarında birinci bölüm tamlayan, ikinci bölüm tamlanandır. Tamlayanın aldığı ek, tamlayan eki, tamlanan aldığı ek ise tamlanan ekidir. Tamlanan ekinin diğer adı iyilik ekidir. Şimdi tamlayan ekini kısaca bir görelim. İsimler arasında tamlama yoluyla ilgi kuran eklerdir. Duruma göre ın, in, un, ün bunu ünlü uyumları belirler ya da nın, nin, nun, nün olabilir. Tamlanan eki ise
iyelik ekidir. Duruma göre m, n, s, si, su, sü, mız, nızları olabilir. Şimdi de tamlayan ekiyle ilgili ve tamlanan ekiyle ilgili uyarılarımız var. Onlara bir bakalım. Tamlayan eki in normalde ünlü uyumlarına göre ın, in, un, ün olur. İki sözcükte bunlar ben ve biz kişi zamiridir. Onlarda im olur. Asla ın ya da in olmaz. Bizim benim köyümdeki im bir tamlayan ekidir. Bizim köyümüzdeki im de bir tamlayan ekidir. Yine tamlanan ekiyle ilgili bir uyarımız var. İsim tamlamasının tamlananındaki ek, yani ikinci bölümdeki ek, iyelik ekidir. Bunu da bilmeni istiyorum. Özellikle ÖSYM son yıllarda iyelik ekinin varlığını yokluğunu çok soruyor. Bir isim tamlaması varsa ikinci bölümündeki ek iyelik ekidir. Belirtili isim tamlamasına geçmeden önce burada bir isim tamlamasıyla ilgili uyarımız var. Ona da bir bakalım. Tamlayanı söylenmemiş tamlamalara tamlayanı düşmüş isim tamlaması denir. Senin yüzünden başımız derde girdi cümlesinde. Bu bizim başımız anlamındadır. Ancak bizim ne yapmamıştır? Söylenmemiştir. Dolayısıyla da bu bir tamlayanı düşmüş isim tamlamasıdır. İsim tamlamalarının ilki olan belirtili isim tamlamasından başlıyorum. İki isimden oluşan tamlayanı ın, in, un, ün, tamlananı m, n, s, si, su, sü, mız, nızları ekine alan isim tamlamalarıdır. Şimdi örneklerimizi bir inceleyelim, isim tamlaması ile ilgili örneklerimizi. Kapının boyasındaki ın tamlayan eki, ı tamlanan yani iyelik ekidir. Binanın çatısındaki ın tamlayan eki, ı iyelik ekidir. Yağmurun şiddetindeki un tamlayan eki, i iyelik ekidir. Yani şunlar tamlayan, şunlar da tamlanandır. İsim tamlamaları, belirtili isim tamlamasıyla ilgili bazı notlarımız var. Onları da bir değerlendirelim. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanda N, tamlananda S kaynaştırma ünsüzü kullanılır. Büronun kirasında, büronundaki N tamlayana ait bir kaynaştırma, kirası tamlanana ait bir kaynaştırma. Valinin arabasında yine N tamlayana ait bir kaynaştırma, arabası tamlanana ait bir kaynaştırmadır. Su ve N sözcükleri tamlama kurduklarında Y kaynaştırma ünsüzünü alır. Suyun sesi, çeşmenin suyu gördüğün gibi ye, neyin nesi, adamın neyi örneklerinde de ye olmuştur. Bu arada bir uyarımız var, hemen o uyarımıza bakalım. Zamirler belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan olabilir. Benim köyüm dediğimizde benim tamlayandır ve tamlayanı zamir olan tamlamadır. Bizim şarkımız dediğimizde yine tamlayan zamirdir. Şunun şurasında hem tamlayan hem tamlananı zamir olan bir tamlama görüyoruz. Bazılarının meselesinde yine tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması görüyoruz. Şimdi isim tamlamalarının özelliklerine devam edebiliriz. Bir isim tamlamasında, belirtili isim tamlamasında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Bu bir özelliktir. Adını bir türlü unutamadım o güzel memleketimin. Güzel memleketimin tamlayandır. Adını tamlanandır gördüğün gibi yer değiştirmiştir. Aslında güzel memleketimin adını olacaktır normal sırası. Yine ikinci örneğimize bakalım. Hakkını ödeyemeyiz bu memleket için savaşanların tamlayan gördüğün gibi tamlanandan sonra gelmiştir. Bu örneklerde dikkat etmeni istiyorum. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanınla tamlananın arasına tamlananın sıfatı girebilir. Ona da bakalım. Anadolu'nun
şanlı yiğitleri nam saldı. Tamlamamız Anadolu'nun yiğitleridir. Araya da şanlı sıfatı girmiştir. Araya şanlı sıfatı girince şanlı yiğitler kendi içinde sıfat tamlaması olur. Ankara'nın eski semtleri, Ankara'nın semtleri isim tamlamamızdır. Araya eski sıfatı girmiştir. Yine tamlananı sıfat tamlaması olan bir isim tamlaması görüyoruz. Belirtili isim tamlamalarında hem tamlayan hem tamlanan bir sıfatla nitelenebilir. Yeşil Vadi'nin yıllardır bitmeyen sorunu, vadinin sorunudur tamlamamız. Yıllardır bitmeyen tamlanana ait bir sıfat, yeşil de tamlayana ait bir sıfattır. Burada hemen uyarımızı yapalım. Bir isim tamlamasının sıfat alan bölümü kendi içinde sıfat tamlaması oluşturur. Yani hangi bölüm sıfat almışsa, söz gelimi tamlayan sıfat almışsa tamlayanı sıfat tamlamasıdır. Tamlananı sıfat almışsa tamlananı sıfat tamlamasıdır. Her ikisi de sıfat almışsa hem tamlayanı hem tamlananı sıfat tamlamasıdır. Elmanın çürük tarafında gördüğün gibi tamlamamız elmanın tarafıdır. Çürük de araya girmiş sıfattır. Dolayısıyla çürük taraf kısmı kendi içinde bir sıfat tamlaması oluşmuştur. Kimi kaynaklarda böyle tamlamalara karma tamlama denmektedir. Bunu da bilmeni istiyorum. Yine isim, belirtili isim tamlamasıyla ilgili açıklamalarımıza devam edelim. Tamlayanı kişi zamiri olan belirtili isim tamlamalarında tamlayan düşebilir. Almasın demiş adımı diline. Gördüğün gibi burada adımı var. Bu benim adımıdır. Benim düşmüştür. Dolayısıyla bu bir tamlayan düşmüş isim tamlamasıdır. Burada da söylemişiz. Hayallerinizi birer birer gerçekleştiriyoruz. Burada sizin söylenmemiştir, düşmüştür. Bu da bir tamlayan düşmüş isim tamlamasıdır. Belirtili isim tamlamalarında ın eki yerine isim hal eki den kullanılabilir. Bu çoktan seçme anlamı taşıyan isim tamlamalarında karşılaştığımız bir durumdur. Kütüphanedeki kitaplardan hangisini okuduğunda bunun yerine ın koyabiliriz. Kütüphanedeki kitapların hangisini okudun gibi. Gençlerden birkaçı sade baskent oynuyor. Burada gençlerin birkaçı diyebiliriz. Gördüğümüz gibi burada bir çoktan seçme anlamı vardır. Yine belirtili isim tamlamasıyla ilgili bir açıklamamız var. Belirtili isim tamlamaları bir ismin sıfat öbeği olarak kullanılabilir. Canımın içi bir isim tamlamasıdır. Öğrencilerimin sıfatı olmuştur. Yani şu bir belirtili isim tamlamasıdır. Ve öğrencilerim kelimesinin sıfatıdır. Arkadaşımın kardeşi bir belirtili isim tamlamasıdır ve yine Dilek isminin sıfatıdır. Belirtili isim tamlamalarıyla ilgili açıklamamıza devam ediyorum. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan da tamlanan da ortak kullanılabilir. Bu durumda ortak kullanılan karşısındaki öge, yani tamlayan ya da tamlanan birden çok olabilir. Evin ve büronun kirasını bankaya yatırdım. Bu ortak tamlanandır. Şunlar da birden çok tamlayandır. Gördüğün gibi iki tamlayanı var bunun. Burada iki tamlayan var. Bu da ortak tamlanandır. Komşumuzun oğlu ve kızı komşumuzun ortak tamlayandır. Oğlu ve kızı da birden çok tamlanandır. Yani iki tane tamlanan var burada. Gördüğün gibi hangi öge ortaksa karşısındaki birden çok oluyor. Buna da dikkat etmeni istiyorum. Şimdi de sıra belirtisiz isim tamlamalarında. Belirtisiz isim tamlamaları tamlayanı ek almayan, tamlananı da ı, i, u, ü ekini alan isim tamlamasıdır.
Bu tür tamlamalarda tamlayanda bir belirsizlik anlamı vardır. Bu yüzden de belirtisiz isim tamlaması denir. Dil yarası, Van Gölü, Gurbet Türküsü, Sabah Güneşi, Elma Ağacı gibi örnekler birer belirtisiz isim tamlamasıdır. Gördüğümüz gibi tamlayanlarda tamlayan eki yoktur ama tamlananlarda iyelik eki kullanılmıştır. Buna da dikkat etmeni istiyorum. Şimdi belirtisiz isim tamlamalarının bir takım açıklamaları var. Onları da birlikte görelim seninle. Belirtisiz isim tamlamaları bir ismin sıfat öbeği olarak kullanabilir. Yani bir belirtisiz isim tamlaması ismi niteleyebilir. Göz nuru işlemeler. Göz nuru bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Ve işlemeler isminin de sıfatı olmuştur. Yaşlı kadınlar pazarda el işi örgü satıyordu. El işi bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Ve örgü isminin de sıfatı olmuştur. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan, tamlananın yapıldığı maddeyi bildirebilir. Bulgur pilavı, pilavın bulgurdan yapıldığını, ayva reçeli, reçelin ayvadan yapıldığını, kabak tatlısı, tatlının kabaktan yapıldığını bildiren belirtisiz isim tamlamalardır. Şimdi burada belirtisiz isim tamlamalarıyla ilgili iki uyarımız var, onlara da bir bakalım. Belirtisiz isim tamlamalarında kendi zamiri dışında zamirle tamlama yapılamaz. Yani sadece kendi zamiriyle bir tamlama kurulabilir. Kendi meselesi, kendi eşyasında kendi sözcüklerinin birer zamir olduğunu ve tamlayan olduğunu görmeni istiyorum. İkinci uyarımız, bazı belirtisiz isim tamlamaları kalıplaşarak birleşik isim oluşturur. Hanımeli, su çiçeği ve Kuşadası birer belirtisiz isim tamlamasıdır. Bunlara da dikkat etmeni istiyorum. Yine devam ediyorum. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan tamlananın nedenini bildirebilir diyor. Felaketin nedeni tsunami, tatilin nedeni kar, korkunun nedeni yüksekliktir. Bunlar da yine belirtisiz isim tamlamasıdır. Belirtisiz isim tamlamaları bir sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir. Bu durumda sıfat tamlamanın tamamını niteler ya da belirtir. Yani tamlamanın tamamına aittir. Sıcak domates çorbası. Domates çorbası bir belirtisiz isim tamlamasıdır ve sıcak bütün bu tamlamayı nitelemiştir. Mahalledeki terziye yeşil bir çocuk elbisesi diktirmiş. Çocuk elbisesi belirtisiz isim tamlamasıdır. Yeşil de çocuk elbisesini bir şekilde nitelemiştir. Buradaki bir sözcüğü de yine çocuk elbisesini belirten bir belirtme sıfatıdır. Şimdi de üçüncü ve tartışılan tamlama olan takısız tamlamayı bir görelim. Tamlayanı ve tamlananı ek almayan isim tamlamasıdır. Bu tamlamalarda bir maddenin bir maddeden üretilme ya da bir şeye benzetilme anlamları vardır. Deri ceket, plastik bardak, ipek mendil üretilme anlamıdır. Pamuk, el, taş, kalp, elma, yanakta benzetilme anlamlı takısız isim tamlamalarıdır. Burada takısız isim tamlaması ile ilgili uyarılarımız var. Hemen onlara bakalım. Takısız isim tamlamaları ve niteleme sıfatını oluşturan sıfat tamlamalarını birbirine karıştırmamak gerekir. Sıfat tamlamalarında tamlayan tamlananın rengini, durumunu, biçimini bildirir. Beyaz tabak sıfat tamlamasıdır. Beyaz burada sıfattır. Tabak isimdir. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Bakır tabak da takısız isim tamlamasıdır. Tabağın bakırdan yapıldığını belirten bir isim tamlamasıdır. Yine burada bir önemli uyarımız var. Ona da dikkat edelim.
Yıllardır tartışılan takısız isim tamlamasında benzetilme anlamlı örnekler ÖSYM tarafından sıfat tamlaması kabul edildi. Bu ilginç bir açıklama. Bakır saç ve kadife yanak örneklerini ÖSYM sorularında açık açık sıfat tamlaması kabul etmiştir. Bunu da bir bilgi olarak aklına yazmanı istiyorum. Son tamlamamız zincirleme isim tamlaması. Birden çok isim tamlamasının birleşmesiyle kurulan isim tamlamalarıdır. Birden çok isim tamlaması olacak. Bu önemli bir bilgidir. Zincirleme isim tamlamasının içinde en az iki isim tamlaması vardır. Zincirleme isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan kendi başına yine bir isim tamlamasıdır. Yani iki taraftan biri en az isim tamlaması çıkacak. Birinci taraf olabilir, ikinci taraf olabilir, her ikisi olabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Şehrin su borları aşırı soğuk nedeniyle donmuş. Ana tamlama şehrin su borlarıdır. Ama su borları da kendi içinde bir isim tamlamasıdır. Dolayısıyla bir zincirleme isim tamlamasıdır. Köy yumurtasının lezzeti bir zincirleme isim tamlamasıdır. Köy yumurtası kendi içinde bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla bu tamlananı isim tamlaması olan zincirleme isim tamlaması bu da tamlayanı isim tamlaması olan zincirleme isim tamlaması. Burada zincirleme isim tamlaması ile ilgili bir uyarımız var. Hemen ona da bakalım. Zincirleme isim tamlamaları isim soylu en az 3 sözcükten oluşur. Bunu da aklında bulundurmanı istiyorum. Burada en yukarıda isim tamlamalarının geneliyle ilgili bir uyarımız var. Bu uyarıya da bakmadan geçmeyelim. Bütün isim tamlamaları belirtili, belirtisiz, zincirleme, takısız. Cümlede herhangi bir öge, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem olabilir. Bunların bu görevleri üstlenebilmesi için isim hallerini ya da ek fiili alması lazım. Buna da dikkat etmekte fayda var. Sevgili genç arkadaşım, zincirleme isim tamlamasıyla isim tamlamalarını bitirdik. Şimdi bu isim tamlamalarıyla ilgili 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'ndan ve ÇAP'ın değişik Türkçe soru bankalarından isim tamlamalarıyla ilgili soru çözebilirsin. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.